Eğer sürekli tartışan bir çift varsa bu çiftin problemi mutlu olmak değil, haklı olmaktır. Eğer haklı olmak istiyorsan her zaman her şeyi tartışırsın. Ve bu çiftlerin amacı mutlu olmak olmadığı için bardağı niye oraya koydun diye başlayan tartışma ta antropolojik kazıyla nişanlık dönemine kadar gider. Bu çiftler mutlu olmayı bilmiyor. İkinci nokta. Eğer çiftler kendi arasında her şeyi tartışıyorsa çok büyük ihtimalle bu çiftlerin somut ciddi bir sorunu yoktur. Bunlar bardağı da tartışır, öksürüğü de tartışır, 5 dakika geç gelmeyi de tartışır, yemeği de tartışır, çocuğu da tartışır, aileler de tartışır. Sürekli tartışan çiftlerin somut bir sorunu yoktur ve bu çiftlerin tartıştığı sorunların %99'u başka evliliklerde sorun niteliği bile taşımaz. O zaman bu çiftler şuna karar vereceklerdir. Biz mutlu olmak mı istiyoruz, haklı olmak mı istiyoruz? Diğer nokta da şu. Taraflardan biri sürekli haklı olan taraf olsun. Peki sen sürekli kazanan tarafsın, sürekli haklı olan tarafsın. Peki diğeri ne oluyor? Hep kaybeden taraf. Sürekli kaybeden taraf nasıl içten içe sana sevgi gösterecek, ilgi gösterecek? Yani boks maçını düşün. Az önce nakavt ettiğin kişinin birazdan gelip sana sarılıp seni öpmesini istiyorsun. Sana ilgi göstermesini istiyorsun. Bu da ilişkinin yapısına aykırıdır. Bu çiftlerin son olarak en büyük problemlerinden biri de şudur. Kendi evliliklerindeki mutluluklardan habersiz.